Hepinize selam dostlar. Ben Reinlox. Zula'nın Unutulan Silahları serisine hoş geldiniz. Bugün Zula'nın unutulan bir silahını değil de tabancasını yapacağız. Siz de tabii daha önceden kimsenin oynamadığı, unutulmuş olan bir silah artı oynamamızı istiyorsanız bunu like'a basarak bana belli etmeyi ve hangi silah istiyorsanız da onu yorumlara yazmayı unutmayın. Bugünkü tabancamız Mateba olacak. Mateba biliyorsunuz ki sürekli markettedir, çantadadır, her yerdedir ama kimse kullanmaz, doğru düzgün satın alıp da bunu oynamaz. Ancak Zula böyle bir gün hediye verdiği filan günler, insanlar ancak o zaman alır bu Mateba'yı. Biz de bugün alacağız, oynayacağız. Acaba gerçekten de güzel bir tabanca mı? Yoksa gerçekten de hak ettiği gibi bidon gibi böyle çöp kutusu gibi bir silah mı? Hep beraber göreceğiz. Böyle sıkış hissiyatı olarak ben biraz Deagle'a benzediğini düşünüyorum. Daha önceden çok fazla ben de oynamadım. O yüzden oyun içerisinde beni de şaşırtabilir diye düşünüyorum. Bundan böyle bir 14 günlük satın alacağım ve daha sonrasında da artı başı ekranına geçeceğiz. Ama geçmeden önce bir özelleştirmelerine bakmak istiyorum. Ben de bunun böyle kırmızı Vandetta'sı varmış. Üst eklenti olarak da refleksi ve holosu varmış. Biz holoyu takalım diyorum ben şimdilik buna. Zaten burada da bir Mercedes anahtarı falan var. Tabii biz Ay Yıldız'ı koyalım. Gayet de güzel bir görüntüsü var Matebo'muzun. Bakalım artı başı ekranına geçeceğiz şimdi. Artı 1'e yükseltmeye çalışacağız. Direkt %100 başarı ihtimali var zaten. Bu tabancaya da kolay bir şekilde Mateba'ya da artı 6 basacağımızı düşünüyorum. Ateş hızı yükseliyormuş. Gayet güzel abi. Direkt geçiyor. Zaten %100 başarı ihtimali var. Direkt geçer diye tahmin ediyorum. Artı 1'imize yükselttik. Artı 2'de de yüksel oğlum. Doldurma süresi düşüyormuş. Gayet güzel. Artı 2'ye de basmış olduk. Hadi artı 3'te de tek dayak. Ulan yandı ya. Gençler, kahin Nox modunu açtım. Yanıp yanmadığını şu tuşa basar basmaz anlayabiliyorum. Bakın bu geçti. Kahin Nox modunu açtım şu anda. Artı 3'e de basmayı başardık. Artı 4'te yandı. Evet, kahin Nox modu şu anda. Evet abicim. Devam edelim bakalım. Gene yandı. Abi artı 4'te bu kadar da yanmaz ki ya. Bu nedir ya? Evet, yükleniyor da kaldı. Bu nedir? Oğlum geç. Gençler, Zula hata verdi herhalde. Evet, yandı yine. Yine yandı abi. Böyle bir şey olamaz ya. Silahınız yükseltilemedi diyor. Geçti sonunda. Hele şükür be. Hele şükür ya. Daha kaç kere yanacaksın Mateba reis. Artı 4'e de bunu bastık. Artı 5'e de basalım. Bu arada gençler, canlı yayınlar yapıyorum ben her gün. Hem iftara kadar hem de sahura kadar iki tane canlı yayın yapıyorum genellikle günde. Bu canlı yayınları da kaçırmayın. İftara kadar olan canlı yayınlarımız 6 gibi. Sahura kadar olan canlı yayınlarımız da saat 10 gibi gece başlıyor. Hepinizi beklerim. Yani canlı yayınlarda da çok eğleniyoruz. Burada da yaktık ya. Ya Mateba reis, bu nedir? Niye bu kadar çok yakıyorsun? Bir de bayağı demir de istiyor. 1500 demir istiyor. Yani bayağı da bir fazla demir istiyor. Bir %30 ile %15 koyalım bari ya. %44. Ulan gene yandı. Yuh be. Ya Mateba ne yaptın reis? Bu kadar da yanmaz ki biz tabanca ya. Ulan yine yandı. Başarı ihtimaliyle de yandı gençler. Bu ne? Bu video çıkmayacak herhalde. Bütün materyalleri harcayacak mıyız? Öyle bir şey olmaz gerçi de. Heh, hele şükür geçti. Her şeyi kullandık ya sırf artı 5'e basmak için. Şimdi tabii artı 6'ya geldik abicim. %15, %30, %50'yi hepsini kullanıyorum. %39'luk bir ihtimali var. Haydi be Mateba be. Tek seferde geç. Hiç üzme bizi. Seni ben kullanacağım. Sana daha önce pek basan olmadı. Ben sana basmak istiyorum. Bir oynamak istiyorum seninle. Haydi Mateba be. Hareket hızı 95'miş. Haydi oğlum. Yüksel lan. Haydi lan. Haydi oğlum. Süpersin be. Süpersin be. Tek seferde artı 6'ya basmayı başardık dostlar Mateba'ya. Çok iyisin bu oğlum ya. Harbiden de çok iyisin. Şimdi Mateba ile oynayacağız. Biraz tarz olarak dediğim gibi Deagle'a benzetiyorum. Acaba oyun içerisinde nasıl bir tabancaymış hep beraber göreceğiz. Artı 6 Mateba performansı nasıl oluyormuş? Deagle'ın filan rakibi olabilir mi? Siz de tabi bunları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Unutulan silahlar, bunları kimse almıyor. Evet, ne yapalım, biz artı 6 basıp biz oynuyoruz. Oyun içerisinde bakalım nasıl bir tabancaymış. Evet gençler, artı 6 Mateba'mızı sizlere şöyle gösterelim. Gayet güzel bir şekilde bunu artı 6'yı basmıştık. Ve şu anda da oynuyoruz kırmızı Vandetta'sıyla, holo dürbünüyle, Ay Yıldız aksesuarıyla beraber. Çok da güzel duruyor. Direkt birini gördüm ama bizimkiler onu indirdiler. Alın içinizde patlasın bu bomba. Mateba ile böyle bir tabanca maçına girdim şu anda. Çanakkale'deymiş maç. Gece olduğu için de tek oda bu vardı. Başka hiçbir oda yok gençler tabanca maçı olarak.
Direkt şöyle ikinci kilimizi de aldık. Bakalım gerçekten de güzel bir tabanca mı yoksa kötü bir tabanca mı onu göreceğiz. Biraz tepiyor arkadaşlar. Yukarıya doğru fark ettiyseniz çok tepiyor. Şu an tabii oynayan ben olduğum için siz fark etmiyor olabilirsiniz ama yukarıya doğru biraz fazla tepiyor. Deagle'ın açıkçası tepmesi bundan daha iyi. Yani Deagle bundan biraz daha az teptiğini söyleyebilirim. Yalnız Mateba cidden çok şekil duruyor ya. Böyle antika tabancalara falan özellikle fetişi olanlar olabiliyor. O arkadaşlara gerçekten de gayet güzel duran bir tabanca olur. Yani Zula'da zaten o tipte tabanca olarak bir Magnum var, bir de bu var diye biliyorum. Sonuç olarak bu Magnum'dan daha iyi. Al içinde patlasın bu bomba. İçinde patlasın. Kaç. Orada ne oldu la? Ana baba gün oldu orası. Dur bakayım. Bir kafa filan deneyebilir miyim acaba? Bak HS geldi. HS geldi öf. İki tane de HS geldi gençler. Deagle gibi HS atabiliyorsunuz ve bununla HS attığınız zaman aynı Deagle'daymışçasına böyle bir zevk alabiliyorsunuz. Tabii bizim burada asıl kıyaslamamızın sebebi, yani bunu Deagle'la kıyaslamaktan ziyade güzel bir tabanca mı ve kullanılabilir mi ona bakmak. Mermim bittiği için direkt şuradan bir bıçak attım ve bombaya da öldük. Değişik bir oyun oluyor ya. Tekrardan sizlere F tuşuna basarak şöyle bir matebamızı gösterelim. Gayet güzel bir tabanca görünüş olarak. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Siz de videoya lütfen like atmayı unutmayın. Ve bu seride başka hangi silahlarla oynayalım onları da yazabilirsiniz. Bak adamın elinde Deagle vardı. Biz Mateba ile onu indirdik. Şöyle bir tekrardan bakalım. Şurada bir kafa var. Oy kafayı fena indirdin. Harbi diyorum. Kafa atışları çok güzel gençler. Deagle gibi kafa atabiliyorsunuz. Ama tabii bizim buradaki amacımız, asıl hedefimiz tabancanın iyi olup olmadığını, böyle rekabetçi maçlarında, ölüm maçlarında kullanıp kullanamayacağımız. Biraz fazla tepiyor. Hasarı yüksek. Ve mermisi çok az. 6 mermisi var. Yani böyle pataküte rakiple karşı karşıya geldiğiniz zamanlarda sizlere sıkıntı çıkartabilir. Mesela bu gibi durumlarda. Aynen şekil örnekte gördüğü gibi. Adam elinde glow çekmiş abicim. Orada oturmuş karşı karşıyasın. Sen bir kurşun atana kadar adam seni kevgire çevirdi orada. Evet devam edelim bakalım. Şimdi o bizi kevgire çevirdi, ben kevgire çevireceğim. Hala orada mısın la? Hala orada pusuyor musun? Yok hala burada değilmiş. Buradan gitmiş. Aha buradan birini indirdim. Alın bu içinde, al, içinde patlasın. Şöyle bir şarjörü değiştirin. Oy! İki kişi de bombaya gitti. Çok iyi cidden. Bir dürbünü açsak. Dürbünü açıp sıkmayı pek tavsiye etmiyorum. Vuracaksanız böyle vurun. Hiç dürbünü açmakla uğraşmayın bence. Şuraya bir bakalım. Oy! Ne HS'ydi be. Gençler harbiden Deagle gibi HS'ler gelebiliyor. Çok da zevk veriyor yani vurunca böyle. Bakalım tekrardan. Uzak mesafeye geçiyorum ben böyle. Çanakkale'de güzel de bir mekan tabii Mateba için. Yani başka bir silahla burada durulmaz. Çünkü tek atmıyor kafaya. Ama Mateba, Deagle falan filan. Oranın mekanı olabilir burası. Sonuçta bir de zaten tabanca maçı yapıyoruz. Şöyle biraz tarayalım bakalım. Ooo 6. kill de geldi. Güzel kombolar gelir ha. Ama tabii mermisi bitti. Mermisi biraz az. Biraz mermisi fazla olsa güzel killer alabilirdim. 10'lu komboya kadar gidebilirdim. Alın bu sis bombasına oturun oğlum. Şimdi oradan bizi çok tarayamayacaklar ama son mermiyle de bir HS atmışım gençler. Çok güzel oldu. Şimdi süngüleri çekin abicim. Tabancamız yok. Gel buraya gel. Gel oğlum süngüleri çekin. Çok güzel. Yerden de hemen Colt aldım. 8'li bomba yaptık. Mateba reisle. Hello. Abi bu nedir ya? 2 kişinin canını bayağı azalttık. %100 2 asistimiz var orada ama öldük ya. 19'a 5 gidiyoruz. Gayet güzel bir skor. 4K'nın üzerinde. Mateba Reis de gayet güzel duruyor. Dediğim gibi başka hangi silahları yapalım? Bunları yorumlara yazmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu seride birçok silah yaptık bunun gibi. Hiç kimsenin kullanmadığı. Bak burada biri var gibi. Hayırdır oğlum size? Ha? Hayırdır? Hello. Çok güzel be. İki kişiyi çok güzel indirdik orada. 6 mermisi var. Karşı karşıya gelince hem mermi bitebiliyor hem de isabetsiz bir atış yaptığınız zaman GG oluyorsunuz. Ama şu an biz gayet güzel gidiyoruz. Çok güzel abicim. Üçlü komboyu da yaptık. Baksanıza. Birini vurduk mu direkt maalesef şarjörü değiştirmek durumundayız. Çok güzel oraya bir tek attık. Oy bunun da kafayı deldik. Harbiden güzel vuruşlar geliyor. Son mermi. Son mermiyle de vuramadık. Süngüleri çekin. Mermim bitti. Süngüleri çekin. Silah verin.
Oy, Deagle'ı bulduk gençler yerden. Abi Deagle ya gençler. Çeker çekmez şıpata aktı adamın. Kafasından bildiğin yani dağılışını gördüm orada. Yok Deagle gençler. Deagle. Yani Mateba'dan daha iyidir Deagle. Hani Mateba ile kafa atarsanız daha büyük bir tebrik etmek lazım sizi. Çünkü daha zor bir şeyi başarmış oluyorsunuz. Oy, bir kafa daha attık. 31-6. Var mı bakalım başka kafa yemek isteyen? Afiyet olsun diyebileceğimiz. Hepinizin bu arada Ramazan'ı mübarek olsun dostlar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Şurayı da bir indirebilir miyiz? 31'e 7 oynuyoruz. 8 de asistimiz var. Herhalde bir tane vurduğumuzda direkt asist sayıyor. Hello. Gel buraya gel. Orayı da indirdik. Çok güzel. 33 kill almışız. Alın bu bomba içinizde patlasın. İçinde patlasın. Patlamadılar ya. Dürbün açıp sıkmayı dediğim gibi pek tavsiye... Uy ama harbiden fena vurduk. Üf, buna da fena vurduk. Buna da fena vurduk. Buna da fena vurduk. Vay 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 vay. Sonlara doğru ne kombolar geliyor gençler. Şöyle bir bakalım, bunu da indirdim. Derken mermi bitti. Arkadan da biri geliyordu. Bıçak attım ona da. Abi neler yaptık son round. Bir de birincilik geldi. Şu an birinciyiz yani, inanamıyorum. O son round neler yaptık ya. Bildiğin açıldık yani. Mateba gayet güzeldi gençler. Maçta da ikincilik geldi. Maça zaten sonradan girmiştim. Birinci olan da Deagle'da oynuyor. Şimdi görüşlerimi açıklamak gerekirse bence tabii ki de Deagle daha iyi. Yani sevenler tabii ki de Mateba'yı kullanabilir. Mateba güzel bir duruşu var, güzel bir hissiyatı var. Deagle'dan biraz daha zor oynanması. Ama dediğim gibi sevenler oynayabilir ama benden pek bir geçer not almadı. Ben gene ikinci oldum, gene güzel killer attım ama önemli olan tabii ki sizin paranızı boş yere harcamamanız bir merak yüzünden. Bu merakı da ben böylelikle gidermiş oldum. Videoyu lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradan da diğer unutulan silahlar serisindeki videolara gidip izleyebilirsiniz. İşte Kaybar mesela bir anda hile gibi çıkıyor. MP7'nin videosu var, M4A1. Birçok bu tip videolarda unutulan silahlar serisinde aynı bu Mateba gibi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.